Merhaba güzel kalpli insanlar. Bugün size ODTÜ'de öğrendiğim en önemli felsefeyi anlatacağım. Videoyu beğenmeyi ve yeni çıkacak videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı sakın ha sakın unutmayın. Evet, ben ODTÜ ekonomi mezunuyum arkadaşlar. ODTÜ olağanüstü bir yerdi. Gerçekten bize çok şey kattı. Ama orada öğrendiğim en önemli felsefe neydi biliyor musunuz? Öncesinde bir hikaye anlatmam lazım size. Bir gün dersteyiz. Profesör geldi ve bize Garcia mektup hikayesini anlattı. Amerika ile İspanya bir savaş halinde Küba konusunda. Çok hassas dengeler var. Ve Amerika Başkanı Küba'daki General Garcia'ya bir ulaşmak istiyor. Her yol çok tehlikeli. En sonunda bir mektup yollamayı düşünüyorlar. Peki nasıl olsun ki? Garcia nerede yaşıyor bilinmiyor. Garcia'ya ulaşmak mümkün değil. Komutanlardan biri diyor ki, efendim benim komutamda Asteğmen Rovan var. Bu sorumluluğu kesinlikle Rovan yapabilir. Rovan'ı çağırıyorlar. Rovan Amerika Başkanı karşısına geliyor. Diyor ki al bu mektubu Garcia'ya ulaştır. Çavuş Asteğmen Rovan alıyor, cebine koyuyor ve çıkıyor. Ben bunu dinlediğimde peki Rovan Garcia kim diye sormadı. Nasıl ulaşırım diye sormadı. İçinde mektubun ne var diye sormadı. Götüremezse hiçbir şey sormadan nasıl gidebilir ki diye düşünmeye başladım. Rovan arkadaşlar oradaki okyanustan sandalla bir bilmem ne yollarıyla Küba'ya ulaşıyor. Haftalar süren dağlar, geriler bunları aşıyor ve Garcia'ya mektup ulaştırıyor arkadaşlar. Garcia da Amerikan Başkanı'na destek vereceğini söylüyor ve Rovan ulusal böyle hizmet ödülüyle ödüllendiriliyor. O zaman aklımda şu soru canlanmıştı. Niye mektubun ismi, hikayenin ismi Garcia mektup ki? Cesur Rovan olmalıydı. Yıllar boyunca da arkadaşlar benzer konuları işledik ve ne felsefe öğrendim biliyor musunuz? İş bitiricilik arkadaşlar. Size bir sorumluluk verildiğinde tek bir şey yapmanız beklenir. Alıp onu bitirmeniz. Oysa bize hayatta ne öğretildi? İlkokulda, ortaokulda, lisede hatta üniversitede sınavlar olurdu. Ve gidiş yolundan puan alırdık. Doğru mu? Bir matematik sorusunda bile son cevabı veremesek bile gidiş yolundan 10 puan yerine 5-6 puan alırdık. Gerçek hayatta gidiş yoluna puan yok arkadaşlar. Tabii ki süreç çok önemli. Süreçten zevk alın. Ama hayat sizin iş bitiriciliğinize sonuç verir arkadaşlar. Diyelim ki ben bir firmaya teklif verdim. Uğraştım, ettim, eyledim. Teklifim kabul etmedi. Neye yaradı? Sıfır sonuç aldım. O yüzden arkadaşlar bu hayatta öğrenmeniz gereken en önemli felsefe iş bitiricilik. Bir işi aldığınızda bitirmelisiniz. Artık kesinlikle ne olursa olsun ben size güvenebilmeyin. Eğer Ahmet'e, Ayşe'ye verdiysem oldu bilin. Bu şekilde davranabilmeliyim arkadaşlar. Ya ben çok uğraştım, elimden gelenin en iyisini yaptım. Bunların hiçbir anlamı yok. Sonuçlandırabildiniz mi, sonuçlandıramadınız mı? Hayatın size vereceği puan, hayatın size vereceği gelir, alacağınız kariyerler, titüller, her şey ama her şey iş bitiricinize bakıyor arkadaşlar. Öğrenmeniz gereken en önemli felsefe iş bitirici olabilmek arkadaşlar. Sizin iş bitiriciliğinize.